Merhaba arkadaşlar, bugün son günlerde erken erişimle hayatımıza giren Sons of the Forest'i inceleyeceğiz. Başlamadan önce belirtmek isterim ki ben ilk The Forest oyununu çok beğenmemiş biriyim. Yani The Forest'ın ilginç bir hikayesi ve oynanışı olsa da ben artçıyım arkadaş. Ayrıca ilk oyunun craft konusundaki kısıtlılığı da oyunu sevmememin başka bir nedeni. Bu yüzden içerisinde çok fazla zaman geçirmiş biri değilim. Ön bilgilendirmeyi yaptığıma göre asıl konumuz olan ikinci oyun, yani Sons of the Forest'a geçebiliriz. Şimdi ilk oyunu beğenmemiş biri olarak ben bu oyunu niye aldım? Çünkü oyun modern duruyor. Küçük küçük detaylar var ve bu detaylar beni kendine çekiyor. Ne bunlar, hemen bakalım. Öncelikle grafikler. Grafiklerin güzel olmasının yanı sıra üzerlerinde ayrı bir doğallık var. Adanın gecesi gündüzü ayrı güzel. Yağmur yağınca kütüklerin üzerine oluşan ıslaklık, karların güneş nedeniyle kristalleşip parlaması, ağaçların hareketleri, sis vesaire. Yani oyun çok güzel duruyor. Hele ki geceleri burası bir ada ve elektrik yok. Işık kullanmalısın etkisi bırakıyor üzerinizde. Bazı oyunlar vardır ki geceleri biraz parlatır, oyuncu yolunu rahat görsün. Burada öyle bir durum yok. Gece sizi geriyor. Bu yüzden atmosferin etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Tabii bir oyunu yapan atmosfer, grafikler, cartcurt olsaydı herhalde şu anda Icarus hakkında konuşuyor olurduk. Envanter kısmına gelecek olursak, envanterimiz epey bir genişlemiş. İçerisinde türlü türlü eşyalardan fazlaca taşıyabiliyoruz. Burada item craftlamak kolay. Zaten çarkın üzerine gelince neyi nasıl yapacağınızı gösteriyor. İlk başta biraz karışık gibi dursa da alışılıyor zamanla. Ev, yapı inşa etmek de oldukça kolay. Böyle düzlük olmayan yerlerde oyun size yardım ediyor. Bilirsiniz böyle oyunlardan hafif bir eğim olsa bile alan düz değil diye oyun size o yapıyı koydurtmaz. Burada ise oyun koyacağınız kütüğün altına küçük bir kütük ekliyor ve yapımızı yapmamıza olanak sağlıyor. Bu kolaylığı aşırı hoş buldum. Oyunda konuşmadan etkileşime geçebileceğimiz bir de arkadaşımız var. İsmi Calvin ama biz kısaca Kevin diyeceğiz çünkü Calvin ya da Calvin çok uzun. Kevin'la not defterine yazacağımız komutlarla iletişime geçebiliyoruz. Odun, sopa, balık toplatıp sığınak vesaire yaptırabiliyoruz. Tabiri caizse ayak işlerinizi yaptırabileceğiniz bir eleman bu Kevin. Ancak bu eleman yardımcı olduğu kadar sıkıntılı da bir eleman. Beni takip et komutunu verdiğinizde mesela sizi önceden çizilmiş bir yol aracılığıyla takip ediyor. Yani doğal bir takip söz konusu değil oyunda. Böyle olunca da kütük sopa toplatma işleri eziyete dönüşebiliyor. Yani öyle durumlar oluyor ki iki adım atmak yerine tüm nehri dolaşıyor etrafında. Bu da yetmezmiş gibi odun toplama görevi yaptırırken bu elemana ağaç elinizi yıkabilir. Evet evet bayağı ağaç elin bulunduğu ağacı kesiyor salak. Gördüğünüz gibi sonuç ekranda. Yani bu Kevin'in bayağı bir geliştirilmesi lazım, onu söyleyebilirim. Düşmanlara gelecek olursak mağara düşmanları ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz çünkü sadece bir ya da iki tane mağaraya girdim. Ama adı üstündeki düşmanlar şimdilik ilk oyundan farksız gelmedi bana. Aynı hareketler, aynı sesler, aynı animasyonlar. Umarım mağaralardaki düşmanlarla bu açı biraz olsun kapatıyorlardır ki öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü mağara düşmanlarından da ilk oyundan hatırladığım düşmanlar mevcuttu. Az önce yapı inşa etmenin kolaylığından bahsetmiştim. Tabana karşı çok güzel aksiyon alabiliyor koyduğunuz odunlar. Ama çatı? Çatı yok. Çatı yapmak için tabana kütük dikmeniz gerekiyor ki tabanı yapabilirsiniz. Öyle olursa evin içi full kiriş olacak. Kullanışsızlığını geçtim, güzel durmuyor ki. Kendi verdiği hazır yapılar da güzel değil. Hem çok küçük hem kötü duruyor. Dekoratif anlamda da aşırı zayıf bir oyun Sons of the Forest. Sağa sola iki oyuncak ne bileyim çekmeyecek bir şeyler koyalım. Ya en basitinden semboller yapalım sopalardan, yani ne olacak ki? Çok zor şeyler değiller bunlar. Erken erişim falan kabul etmiyorum yani ben bu yapı konusunda kesinlikle. Bugüne kadar yapamadılarsa ya da yapmadılarsa bu saatten sonra da yapmazlar gibi geliyor bana. Ama umarım yanılırım. Yani çünkü oyunun yapı taşlarından bir tanesi. Ve uzun süredir geliştirilme aşamasında bu oyun sonuçta. Duyumlara göre yorum yapmak istemiyorum ama oyunun sonu içinde mantıklı olmadığı ve kötü olduğu yorumlarını okudum epeyce. Eğer oyun sonu gerçekten kötüyse ve yapı olayı da bu şekilde kalırsa erken erişimden çıktığında kötü bir hayatta kalma oyunuyla karşı karşıyayız demektir. Ben böyle oyunları bitirmek için oynamam. Base'imi falan geliştirmeye çalışırım. Kendi yaşam alanımı oluştururum. O dünyaya adapte olmaya çalışırım. Yani şu ana kadar 5 saati solo olmak üzere toplam 10 saat oynadım oyunu ve 6-7 saatte oyunu bitirenler var. Hesabını siz yapın. Yani keşfetmeyi seven biri olmama rağmen oyunun biraz fazla hızlı aktığı izlenimine kapılıyorum. Ya da oyunun biraz fazla kısa olduğu izlenimine kapılıyorum. Bilmiyorum, Sons of the Forest hiç iyi bir rota seyretmemiş ve seyredeceğini de düşünmüyorum. Lan yani bir tane kayaya tırmanma animasyonu yapın lan bari. O da mı yok? Yok. Burada bir es verip araya girmek istiyorum. İncelemeyi normalde bitirmiştim ancak oyuna haksızlık mı ettim acaba diye düşünüp biraz daha oynamaya karar verdim. Yani şimdi ekleyeceğim birkaç şey bir sonraki günde.
oynamaz olaydım. Oyun çok sıkıcı lan. Yani koskoca ada bomboş bir çöplükmüş aslında. Yani yeni bir şey var mıdır diye heyecanla girdiğimiz birbirinin aynısı mağaralar koca bir hüsrandan ibaret. Yani bu Sokluğun mağaralarında da sürekli aynı şeyleri rütlüyorsunuz. Yani şu mutasyonu kadın mesela. Beni sürekli bir kamp alanına çağırdı. Ablacım orayı defalarca gösterdin bana. Sen göstermeden de buldum ben zaten orayı. Yani Kevin Asallah'dan bahsetmiştim zaten, bir daha değinmek istemiyorum bile. Yapay zeka çok kötü anlayacağınız. Yolda yürüyormuş gibi dümdüz dağa tırmanabiliyorsunuz bu arada. E bu dağlara çıkarken üstüne üstlük tamamlanmamış tekstür açıklıklarından dağın içine de girebiliyorsunuz. Bakın bu bug, hata vesaire değil. Bildiğiniz dağların bazı bölümleri yapılmamış. Oynadığım en kötü hayatta kalma oyunlarından biri maalesef. Daisy'sinden arkana, raftından Terraria'sına neler neler oynadık. Ben bu kadar rezilini oynamadım işte. Oynadıkça midem bulandı. Erken erişim puanı olarak 10 üzerinden 4 puan veriyorum bu oyuna. Hiç de üzgün değilim. Tam oyun çıkartın yani, başlatmayın erken erişiminize falan. Hele ki böyle çıkartacaksınız. Tam sonuç çıktığında bir kez daha göz atacağım elbette ama bunu 280 lira vereceğinize 32 liraya gidin 10 tane ARK falan alın daha iyi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.